Tekno hoş geldiniz. Bu bölümde Elgato Game Capture 4K60 Pro'yu inceliyoruz. Bu incelemeyi daha önce yapmamış mıydınız diyebilirsiniz. Takip edenler bilebilir. Evet daha önce yaptık aslına bakarsanız ama kart güncellendi. Bu benim elimdeki en yenisi. Bu eskisinin kutusu, bu yenisinin kutusu. Kutular küçülmüş. Ama kendisi de küçülmüş. Birazdan onu da göstereceğim. Şimdi ürünlerin isimleri aynı. Yani buradaki sıkıntı o bence. Tamam şeyden bak, baktığınız zaman hani hangisini alacağız? İkisi de vardır belki piyasada. Görüyorsunuz ürünlerin tipleri farklı kutunun üstünde ama isimleri aynı. Burada sadece hani şöyle yakından bakarsanız 4K60 Pro'da HDR eklendiğini göreceksiniz. Eskisinde yoktu. Bunlar HDR destekliyor. Tek fark bu mu? Aslında özellik listesine bakarsanız sanki bu gözüküyor. Yani bir HDR için mi kart değiştireceğiz ya da bu kartı tercih edeceğiz diyebilirsiniz. Ama aslında öyle değil. Bayağı bir şey değişmiş fiziki olarak. Ama kutu ismi aynı kalmış. Hani ismi değiştirmemelerini de anlıyorum. Çünkü sonuçta 4K 60 bunun 60 FPS kayıt bunun asıl e, özelliği o şekilde kalmaya devam ediyor. Şöyle göstereyim. Kutuyu kenara alalım. Ürün bu. Bakın ufalmış dedim. Ama tabii eskisini bilmeden ne kadar ufaldığını bilemezsiniz. Şöyle bakın yan yana koyunca görüyorsunuz. Hatta birazcık da kalınlığında bile farklılık var. Arkasını çevirince bu daha kutu gibi bir e, kart. Bunun arkası açık. Şimdi bir şimdi ekranı bir de içini göstereceğim size. İçinde de bayağı bir değişiklik var. Yani niye küçülmüş bu kart? Hemen devreyi görünce, devre kartını görünce anlıyorsunuz. Daha az bileşenle üretilmiş. Bazıları muhtemelen birleşmiş, tek yonga olmuş. Bazı kullanılan yongaların tabi göz kararı söylüyorum ama üretim prosesinden dolayı küçüldüğünü ben gözlemledim. Dolayısıyla bu kartı daha fazla işlev yapabildiği halde daha basit üretebilmiş Elgato ve bunun sonucunda çok önemli şeyler var. Biraz bir defa küçüldüğünü görüyorsunuz. Ama bunun etkisi bu kart daha az ısınıyor. Diğer kart eski incelememizi hatırlayanlar olur ya da kullananlar bilirler. Isınan bir kart bu 4K capture kartı ve o yüzden de ben mesela kasada onu başka daha ısınan bileşenlerin yanından uzak tutmaya çalışıyorum. Mesela ekran kartına yakın tutmamaya çalışıyordum. Buna yani aslında slotumun olmasına rağmen bir de onu düşünmeniz gerekiyor. Ya yani bu işte bir şeyleri ısıtmasın diye, bir şeyler bunu daha fazla ısıtmasın diye. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyordu. Bunda o sorunu çözmüşler. Bu kart hem küçülmüş hem de zaten bileşen sayısı o kadar azalmış ki ısınacak bir şey kalmamış. Dolayısıyla bu diğerine göre daha serin çalışıyor. Elgato da zaten arkadaki işte bu soğutucu görevi de gören parçayı çıkarmış. Bu Elgato'da birazcık da minik bir led de vardı onu da atmışlar. Bunda hiç ışık da yok. Bu bayağı sadeleşmiş. Yani aslında bu kartı sadece bu sebeple zaten almalısınız. HDR desteği tabii ki bir özellik ama olsun. Burada kartın küçülmesi tercih sebebi kendisini güncelmiş sitelerde de Mark 2 yani MK2 şeklinde geçiyor ona dikkat edin. Eskisini üretmiyorlar zaten ama elde kalmış olabilir. Alacaksanız bu ürünlere karar verdiyseniz kesinlikle bu ürünü alın. Elgato bu ürünün ustası. Capture kartlarının ustası. Rakipleri de var. Biz burada kullanıyoruz. Avermedia'nın da kartı var. Ama şunu çok 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 net söyleyeyim. Yıllardır kullanıyorum Elgato ürünlerini. Yazılım tarafında hiçbirisi daha işte sene 2021 oldu. Bunun yanına yaklaşamıyor. Donanım özelliklerini işte 4K Capture'ı 60 FPS'yi yapabiliyorlar. Şimdi donanım kısmı ama yazılım kısmında Elgato'nun yazılımları çok iyi. tabii ki siz bunu her türlü yazılımda kullanabilirsiniz. OBS vesaire ama Elgato'nun o konuda kendi ürünlerini destekleme konusunda da çok başarılı olduğunu söyleyeyim. Firmware update'leri dahil. Fiyatlarında da rekabetçi olduklarını söyleyebilirim. Eskiden tek başlarındayken aslında biraz pahalı kalırdı. Şimdi mesela bu ürünü küçülttükleri zaman eskisine oranda biraz daha ucuza satmaya başladılar. Fiyata da yansıtmışlar bu küçültmeyi. Hala çok ucuz kartlar değiller bizim için ama birazcık fiyatı düşmüş. Neler yapabiliyor? Yani bu kartla ne yapabilirsiniz? Öncelikle iki tane amacınız var. Birincisi bu kartı alıp... Yayın yapabilirsiniz ya da aynı anda da olabilir tabi bu. Kayıt yapabilirsiniz. Neyi kayıt yaparız? En son konsolları dahi buna takabiliyorsunuz. Orada sorun yok zaten HDMI girişinden yapacaksınız. Onlardan kayıt alabilirsiniz. İşte onlardan direkt yayın yapabilirsiniz ki PlayStation 5'in kendi içindeki yayını hep düşük kaliteli oluyor. Bunda zaten kontrol tamamen size geçiyor. İster kendi yazılımını kullanın, ister OBS gibi yazılımları kullanın. Biz OBS kullanıyoruz kaç bitrate çekeceksiniz, işte FPS kaç olacak, çözünürlük hepsi sizde. Ee, orada karar, kontrol sizin oluyor. PlayStation'da ya da konsolda hep bunlar hazır. Bunlar ne verirlerse onu kullanıyorsunuz. Sıkıntı aslında oradan çıkıyor. Bir de şu var, mesela bağladık işte konsolumuzu. Oyun bilgisayarı da olabilir, fark etmez. İyi de bir de bundan görüntü, yani normal monitörümüze ya da televizyona görüntü almamız lazım. İşte o da Şöyle yapılıyor. Zaten bakın bunun bir in'i bir out'u var. In'den zaten anlamışsınızdır. Konsolu buradan soktuk ya da PC'yi. Out'tan da e, PES deniyor buna. Buraya da işte şey bağlıyorsunuz. E, bir televizyon ya da monitör bağlıyorsunuz. Şart değil. Ama hani bu imkan var. Dolayısıyla bu kartınızın da yani araya soktuğunuz bu kartın da e, hiçbir şekilde orijinal içeriği bozmaması lazım. Ne FPS'sini ne çözünürlüğünü. HDR'si, HDR HDR'liğini bozmaması lazım ki araya e, girip e, standartlarımızı aşağıya çekmesin. HDR biraz burada önemli. Mesela siz HDR TV ya da monitör sahibisinizdir. İşte capture kartında görüntü gelince bu bunda HDR yoksa bunun PES turusunda da HDR olmaz. Onu kaybetmiş olursunuz. İşte o yüzden bunlarda e, orijinal bağlanan şeyin neyse o konsol ya da PC özelliklerinin desteklenmesi orada işinize yarıyor. Biz böyle kullanmıyoruz ama ofiste onu söyleyeyim. Biz ne yapıyoruz? Onu şimdi isterseniz bir beraber görelim. Biz görüntüyü kaynağından ayırıyoruz. Mesela şurada bir örneğini hemen göstereceğim. Bakın şimdi bu PlayStation. Bu da bizim çoklayıcımız. Biz bunun hatta enerjisini de televizyondan alıyoruz. USB portu üzerinden. Buradan PlayStation geliyor. Buradan ikiye ayrılıyor. Şu tekrar bizim televizyonumuza dönüp ekrana görüntüyü veriyor. Bu, bu kendisi de az önce anlattığım gibi araya giren her şeyi destekleyecek dedim ya. Bu da HDR. HDR verebiliyor. Şu da işte Capture kartına Ergato'ya giden uzun kablomuz. Böylelikle burada ikiye hemen bölüyoruz ve tek bir kablo gidiyor. Bir daha Elgato üzerinden ikinci bir çıkış almama gerek kalmıyor. Eğer böyle yapmasaydım şöyle olacaktı. Bu bizim uzakta bulunan kartımıza gidecekti. Elgato kartımıza gidecekti. Oradan bir daha altından bunu çıkıp, çıktı alıp tekrar televizyona bir kablo daha gitmesi lazımdı. Böyle yapmamak için biz kaynağında kesip ikiye böldük. Dolayısıyla buradaki auto kullanmıyoruz. Sizin senaryonuzda lazımsa ama kullanabilirsiniz. Şöyle olacak. orada da işte koyduğunuz PlayStation ya da oyun bilgisayarınızı buna bağladınız. Bir de monitör olacak. Esas kullandığınız oyuncu monitörünüz mesela onu buna bağlayacaksınız. Mis gibi çalışıyor. Gecikme var mı diye sorabilirsiniz. Bu kartların özelliği gecikme yapmamaları. Hiç gecikme yok. Ben hiç doğrudan bağlıymış gibi oynadım. Kayıt bilgisayarında kayıt anındaki o kayıt görüntüsüne bakarak bile oynayabiliyorsunuz. Hiç sorun olmuyor. Fakat şunu söylemem lazım. Bu cihazlar, e, kartlar eskisi de böyleydi. Nvidia ekran kartı istiyor ve 1000 serisi yani e, eski de olsa 1000 serisi kartları istiyor. Çünkü onu kullanıyor e, buradaki encode işleminde. Hatta 1000 serisinin de böyle çok giriş seviyesi olmasa iyi olur. Biz gerçi 1070 ile yaptık. Bir sorun olmadı. E, düzgün bir şekilde kayıt alabilirsiniz. E, bu bir gereklilik. CPU ile de oluyor ekran kartı ama orada işte bu HDR falan zaten unutun. Onlar olmuyor. 4K'da da zorlanacaktır. Yani çok çok süper bir CPU'nuz olması lazım. O yüzden ekran kartı yine eski bir ekran kartı bulup takmakta fayda var. Peki bu ne yapabiliyor? Bunun çözünürlüğü desteklediği FPS değerleri. Şöyle hemen söyleyeyim size. 1080p'de 240Hz yani 240 FPS destekliyor. 1440p'ye çıkarsanız o mesela Playstation'da yok biliyorsunuz. 144 FPS 4K'da da 60 FPS desteği var. Bu pass da yapabiliyor. Yani buna bağladığınız 144 Hz monitörünüz yine 144 Hz çalışmaya devam edecek. Siz kayıda 60 bile yapsanız. Yani bu işte dediğim gibi size mani olmayacak. HDR desteklediği için de HDR'yi de üstünden geçirebiliyor ya da kayıt yapabiliyor. Kayıt için ama yazılımda HDR'den kaydı seçmeniz lazım. Çünkü o başka bir şey. Sonuçta standart kayıt değil. Orada kaydettiğiniz görüntü de her zaman biliyorsunuz ee, orada kodekler işin içine giriyor. Çalışmayabilir. Dikkatli olun. VLC çalışıyor. Windows'un kendi medya oynatıcısı çalıştırmıyor. Onun için mutlaka Windows'un upgrade edilmesi gerekiyor. Microsoft'un mağazasından gerekli kodayı Microsoft size satıyor. Ama onun dışında bedavasını istiyorsanız VLC direkt çalıştırıyor bu HDR görüntüleri. Ama o HDR'yi HDR görmek için de biliyorsunuz monitörünüzün HDR olması lazım. Yayın, yap, yayın yapmıyorsanız bile hani kendiniz capture ettiniz, yük yüklediniz. izleyen kişinin de HDR'si olacak ki ondan faydalansın. HDR birazcık bu durumda açıkçası yayıncılar için çok fazla işinize yaramayacaktır. Yayın kaydedip yayınlayanların da çok önem vereceği bir şey değil ama ne diyorum? Passthrough özelliği var. Dolayısıyla yarın öbür gün siz buna HDR bir çevre kurduğunuz zaman engel olmaması lazım. Ne kadar çok özellik desteklerse o kadar iyi. Kart HDMI 2.0 destekliyor. 2.1 şimdi biliyorsunuz 4K'da da 120 FPS geliyor. İşte konsollarda, yeni konsollarda o var. Bunda yok. 2.1 desteklemiyor. Muhtemelen bunun bir de mark 3'ü çıkacaktır. Orada HDR e, pardon 2.1 HDMI desteklenecektir. Şimdilik 2.0. E, 4K 60. Az önce de söyledim. İşte dediğim gibi 4K'nın dışındaki seçenekleriniz 1080p'de 240 Hz'e kadar çıkıyor. 240 FPS gibi de düşünebilirsiniz. E, bunun üstünden e, gidiyor. O o FPS oranlarında kayıt yapmak için ama OBS gibi size esneklik sunan yazılımlardan ayar yapmanız gerekecek. E, onu da not olarak belirteyim. Yani orada kendiniz ayarlayacaksınız. Sen bunu işte şu kadar hızla kaydet diye. yoksa işte 4K 60 kaydediyor zaten kendi şeyi ya da işte 60 kaydediyor kendi yazılımı. Şöyle bir özelliği de var. Mesela OBS ile birlikte herhangi bir sebepten dolayı iki tane yazılım kullanmak isterseniz ikisine de görüntü verebiliyor. Yani bir tanesi kullanımda yani bir şurada kullanıyorsun görüntü vermem demiyor. Aklınızda olsun. Birden fazla kart desteği var. Dolayısıyla bundan iki tane alıp üç tane alıp daha fazla kat daha fazla kamera bağlayabilirsiniz. Onun hepsinin bir araya geldiği tek kartlar da oluyor ama işte böyle tek tek alıyorsanız o zaman parça parça alacaksınız zaman içinde de slotunuz da varsa kullanabilirsiniz. PCI Express 2.0 desteği gerekiyor. Bir de x4 slot gerekiyor. Mesela anakartınızda x4 olmasa bile şeyden aklınızda kalsın. x16 slotları da sonuçta kabul ediyor dörtleri. O yüzden orada sıkıntı olmaz. Her ana kartta genelde birden fazla oluyor. Ama şeyi unutmayın. Yani birden fazla yerine bir gün ben yayıncılık işine giriyorum. Daha fazla kart takarım diye bir düşünceniz varsa anakartınızı da ona göre seçmeyi unutmayın. E, büyük PCI Express slotları sunsun size. X16 olması şart değil ama X4 olsun. Ürünün fiyatına şuralar baktığım zaman e, 3500 TL gibi bir fiyatı var. Değişiyor. Bazen e, azaldığı da olmuş. Takipte olmaz lazım. Bunların da fiyatı artmış. Bu kadar değildi. Her şeyin fiyatı arttığı gibi. Şöyle yan tarafa geçeyim de kutuların kutunun içinden çıkanları da göstereyim size. Şunlarda da HDMI kablosu bir tane vermişler. İyi olmuş ama muhtemelen kısa kalacaktır sizin işiniz için. Mesela biz burada 5 metrelik bir kablo kullanmak zorunda kalıyoruz. Çünkü kayıt cihazımız ayrı, PlayStation ayrı yerde duruyor. Bu eğer küçük bir bilgisayar kuruyorsanız şöyle göstereyim. bunu düşük profilli çıkışını kullanmanız lazım. Bir şey yok. Şuradaki iki tane vidayı söküp bunu takacaksınız. Bu da kutu, kutu içeri. Kullanım senaryonuz bir tane bilgisayarınız bile olsa artık günümüzün bilgisayarları güçlü. Onda da yayın yapabilirsiniz ama tavsiye edilen ve bizim de tavsiye ettiğimiz her zaman bu ikisini ayırmaktır. Yani bu işi biraz profesyonel yapıyorsanız böyle kartlar alıyorsanız da birazcık yatırım yapıyorsunuz demektir. Oyun bilgisayarıyla yayın bilgisayarınızı ayırmanızda fayda var. Yayın bilgisayarınızda da bu kart duracak. Ve işte ikisinin arasını bağlayacaksınız ya da işte konsolunuzu bağlayacaksınız. Karar sizin. Onun dışında tabii ki burada işte yayıncılık için istediğiniz gibi ayar yapabilmek bunun işte sürekli çalışacağını düşünürseniz, saatler boyu çalışacağını düşünürseniz güvenilebileceğiniz bir kart da olması lazım. Bu karta güvenebilirsiniz. Eskisinden daha iyi o konuda. Güç harcaması falan hiç önemli değil zaten çok az harcıyor ama ekran kartınızın işte Nvidia'nın güncel modelleri olması sizi rahatlatacaktır. Ama tekrar tekrar söylüyorum. ideali iki bilgisayar. Biz de o şekilde kullanıyoruz. Genelde bütün konsol bizim e, gördüğünüz videolarımızı, incelememizi biz yıllardır hep böyle capture kartlarıyla yapıyorduk. Ama işte zaman içinde konsollar da gelişince, 4K'ya çıkınca işte HDRS eklendi, yüksek herzi eklendi. E, bu kartların da güncellenmesi gerekiyor. Şu an işte bunu aldığınız zaman e, HDMI 2.1'i ayrı tutuyorum. E, her şeyi desteklemiş oluyorsunuz. Bir çözüm daha var. Onu başka bir videoda inceleyeceğim. Onu da göstereyim. Bilginiz olsun. Bu da Cam 4K. Bu USB'si. Bunda öyle PES turu falan yok. Zaten USB. Buradan HDMI'den girdiğiniz kaynağı USB'ye çeviriyor. Mesela onu bunu şunun için söyledim. Bunu mesela Broadcast görmüyor. Hala Broadcast Nvidia'nın geliştirme aşamasında. Belki o yüzden hala öyle. Capture kartlarının hiçbirisini görmüyor. Bu kartı görmeyecek. Buna bağladığınız şeyi de görmeyecek. Ama onu işte Böyle bir kartla, bununla bağladığınız zaman USB'den kandırabiliyorsunuz ve, ve kullanmaya başlıyorsunuz. Onu çünkü Capture kartı gibi görmüyor, birazcık webcam gibi görüyor. Aklınızda olsun bu başka bir videonun konusu olacak. Eskisini bulursanız da alın diyebilirim ama yani sıfırıyla ikinci el satanlar varsa alırsınız bu saatten sonra. Fiyat farkı da olsa buna, e, mutlaka buna yönelmenizi öneriyorum hem bütün standartları desteklemek için. Hem de işte bu küçük yapısından, ısınmamasından faydalanmak için bence eskisini tercih etmeyin. Yarın öbür gün HDMI 2.1 güncellemesi gelir. Ayrı bir Mark 3 olur. Onun tarihini de bilmiyorum. Öyle bir şey olur mu onu da bilmiyorum. Çok erzem olduğunu düşünmüyorum. İşiniz zaten muhtemelen yani yayıncılık da olsa, kayıt da olsa 60 FPS'de kalacaksınızdır diye tahmin ediyorum. O yüzden uzun süre kullanırsınız bu kartı. Evet. Böylelikle Elgato'nun bu 4K60 Pro'sunun güncel versiyonu incelemiş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.